Günaydınlar. Şimdi saat sabah 5 çeyrek gibi. Arhavi'den yola çıktık. Muhteşem Tayland ekibimizle Yasin ve Dilara ile beraber. Şu an Kemalpaşa'dayız. Depoyu fulledik. Şimdi artık sınırdan geçeceğiz. Sonrasında yaklaşık bir 5 saat kadar yolumuz var. Hedefimiz Tiflis. Tiflis'te umarım sağ salim varırsak orada görüşürüz. Kapıdan geçtik. Yaklaşık yarım saat sürdü. İnanılmaz hızlı bir geçiş oldu. Sonrasında Batum'dan da hatta şehir merkezinden çıkmak üzereyiz. Artık Rusya'nın karlı dağları gözükmeye başladı. Şimdi Tiflis'e doğru yola devam ediyoruz. Yaklaşık 5 saatlik bir yolumuz var. Tabii o da mola falan vermezsek. Bir de kahvaltı yaptık. Peynirli haçapurilerimizi gömdük. Öyle yola devam ediyoruz. Şu anda Kaşuri'ye doğru gidiyoruz. Hala 153 kilometrelik bir yolumuz var. Bir şoför değişimi oldu. Usta şoför, kaptan pilot Büşra Gümüşel direksiyon başına geçti. Dağların arasından, karlı dağların arasından gidiyoruz. Bu öyle lan. Bar gösteriyor şu an. 60 bar olmasının imkanı yok. Sıfır. PSI'dır belki. PSI ayrı şey değil. PSI 60 gösteriyordu. Bar farklı gösteriyor. Neyse bilemedim ama çok değişik böyle sokarın istasyonundayız şu anda. Yaklaşık 1,5 saat yolumuz kaldı. Lastik kontrolü yok onu dedik ama olmadı ya. Onu inşallah bir ara yapacağız. Jantın da kenarı kırıldı. Tiflis'e geldik. Otelimize yerleştik. Bizim cimcimeyi de şöyle kenara sıkıştırdık. Otelimiz, bak doğalgaz boruları. Doğalgaz boruları. Otelimiz de Sameva Katedrali'nin hemen karşısında bir ara sokakta. Biraz burayı bulmamız zor oldu. Yollar çıkmazdı. Bizi biraz endişeye koydu ama olsun. Şimdi bir Sameva Katedrali'ne bakıp oradan nereye gidiyoruz? Yemek yemeye. Haydi bakalım. Spor varmış bak burada, çok şanslı. Teleferik. Ha, tramvay mı? Ha, tramvay şeklinde bir bar. Şu çıkan teleferiklerle de yukarıya Mother of Georgia'ya çıkacağız. Kura Nehri. Burası şehri ortadan ikiye ayırıyor adeta. Tiflis'in bir ucundan aşağı Rustavi'ye doğru gidiyor. Çok aç olduğumuz için yöresel tadlar deneyebileceğimiz bir restorana geldik. Belki şu an neydi bu yediğin? Chakapuli. Chakapuli yiyor. O daha çok böyle bir et yemeği. Görünüş çok güzel değil ama otla beraber ve farklı otlarla beraber erikle beraber bir et yemeği. Bu haçapuri ama Acar'ın olan. Aslında Yasin'in yaptığı gibi bu şekilde karıştırmak gerekiyor. Üzerine yumurta geliyor ama ben yemediğim için yumurta söylemedik. Daha sonra da köşelerden kopara kopara bandırarak yiyorsunuz. Galiler geldi. Bunlar peynirli. Birazdan patatesler de gelecek. Beraberinde de bir sosla servis ediliyor. Bu da yöresel mantıları Gürcülerin aslında. Farklı farklı okunuşları var. Ben hani Hinkali diye yazıldığı gibi okuyorum. Isırdığınızda içi bir tık daha bizim mantıya göre böyle sulu geliyor.
Aşağı dön ve gülümse. Evet, şimdi kürtoz yemeye geldik. Aslında bir Christmas markette falan yeriz diyorduk da biraz uzakmış, canımız da çok çekti. Burada Lumiere's diye bir yer var. Zaten şöyle bir sıra var. Popi bir yer. Burada deneyeceğiz. Bakalım nasıl. Evet, kürtos aldık. Bayağı da güzelmiş, beğendim. Beğendin mi? Ne kadar aldın? Seninki special 12 lari, benimki 11 lari. Çok da bir fark yok aslında. Yani. Seninkinde topping var, topping var. Neydi ya, anladın? Topping miydi? Bilmiyorum. Karamel falan da var. Karamel sosu işte. Bende o yok sadece. Günaydın Emre. Günaydın. Günaydın. İkinci günümüzden merhabalar. Ben gözlük almadığımı fark ettim. Gözüme vuran güneşten. Dün soğuk bir gezinin ardından otele geldik, yattık, uyuduk. 11 saat kadar uyumuşum. Yorucu yol ve gezi sonrası derken. Şimdi otelimizin terasındayız. Ve hala çok soğuk. Böyle bir manzara var. Bayağı soğuk. Baskılara direnemedim. Şapka taktım artık. Bugün bere. Böyle güzel bir manzarada rooftop'ta üşüyoruz aslında. Yani bir şey yaptığımız da yok şu anda. Arka tarafta da Samebo Church. Onu da çekelim. Burası Samebo Kilisesi. Holy Trinity Church of Tbilisi diye de geçiyor. Yani Google Maps'te böyle kaydedilmiş. Bir Ortodoks kilisesi. Sabah zaten çanlar çaldı. Bizi de bir gelin gelin diye dürttüler ama... Tanıdık bir yüz ya. Tanıdık bir yüz değil. Kanalın ortağı ya. Ama bu sefer giydik. Çocuk bu sefer. Aynen. Bugün üşümekle meşgulüz. O zaman bir sonraki durağımıza haydi gidelim. Otelimizde tanıdık sesler. İbrahim Tatlıses. Otelimize çok yakın bir mesafede bu Samebo Kilisesi'nden aşağı inerken böyle bir ev gördüm. Evi kayanın üstüne bayağı böyle yapmışlar ve içinde yaşıyorlardı. Bu bölgede bazı evler bildiğiniz yan duruyor. Deprem riski vesaire var mı yok mu bilmiyorum ama yani ittirsen devrilecek gibi duran evler var. Dilara kutsal bir görevi gerçekleştirmek üzere turist infonun içerisine kapıyı tekmeleyip kırarak girdi. Akşam için eğlenecek yer bakıyoruz. Buradaki arkadaşa soruyor. Gerekli bilgileri aldığını düşünüyorum. El salladı, gülümsüyor. Her şey yolunda. Yeni kankim. Hadi gel. Aferin. Kahvaltı için Old Town'a çok yakında bulunan Bazar Orbeliani'ye geldik. Aslında buranın içinde olduğunu bilmiyordum. Blamange diye bir mekanda kahvaltı yapacağız. Burası gelmişken buradan da şöyle bir bahsedeyim.
burası aslında bir konsept food market ama normalde bildiğimiz food marketlerdeki kadar çok da yer yok gibi. Lamancı hemen sol taraftan giriliyor. Böyle konsepti yeni nesil kahvaltıcılara benziyor. Kahvaltı dışında böyle çeşitli tatlıları da var. Çok da güzel gözüküyorlar vallahi. Şöyle konseptlere bakın. Yılbaşı konsepti. Bence kötü olma ihtimali çok düşük bir şey. Peynir mi? Evet. Biraz ondan söyleyeceğim. Peynir mi? Karışık, güzel. O yediğin hamur mu, peynir mi? Onu diyor. Karışık. Birlikte bakayım ben de, merak. Neyse, o da çok içimi sarmadı. Evet, merhaba arkadaşlar. Gürcistan'daki ilk kahvaltı deneyimimizde tatsız bir olay yaşadık. Biz unuttuğumuz bir konsept vardı. Gürcistanlılar kişnişi çok seviyor. Adı koriander ya da silantro olarak da geçiyor. Bunu Amerika'da da çok kullanıyorlardı. Ben de oradan biliyordum ama Gürcistan'da görmek sürpriz oldu açıkçası. Enteresan bir özelliği var. Bu silantro dediğimiz arkadaşın kişniş. Bazı insanlarda sabun tadı uyandırıyor. Ve maalesef Türklerin çoğunda da bu geçerli. Dolayısıyla biz kahvaltımızı yapamadık açıkçası. Bu sabun tadı gelmesinin temel sebeplerinden biri aslında genetik, elimizde olmayan sebeplerden ötürü. Amerika'daki popülasyon sadece %15'i de varmış bu genetik ama sanırsam Türklerde çok daha fazla. Çünkü masada 4 kişiyiz. 4'ümüz de sevmiyoruz. Tanıdığım Türkler de sevmiyor. O yüzden unutmayın, Gürcistan'a gittiğinizde kesinlikle no coriander, no cilantro deyin. Yoksa siz de bizim gibi aç kalabilirsiniz. Şimdi turistik noktalardan biri olan Gabriazzi'ye geldik. Girişinde direkt tiyatrosuyla ve şu binasıyla herkes zaten direkt bunu paylaşıyor. Bizi karşıladı. İleride de var fotoğraf noktaları. Bak bu taraftan da. Herkes zaten fotoğraf çekiniyor. Burası henüz 2010 yılında yapılmış. Gürcistan'daki toplanan bu antika eşyalarla böyle bir eğik bir izlenim verilmiş. Bu arada burada aynı anda Gürcistan'daki en büyük saat şu an gösterdiğim ve şimdi biraz müsaitliği olunca şurada göstereceğim en küçük saat bu kulenin üstünde bulunuyor. En küçük saati de şöyle göstereyim. Fırsat olursa. O da şurada. Old Town'dan bu Barış Köprüsü diye çevirebileceğimiz Bridge of Peace'den geçtik. Şöyle Rike Park'a çıktı. Burası böyle büyük bir park, tam nehrin yanında. Keyifli böyle. Her yerde zaten bu şehirde böyle müzik çalanlar var. Ulusal Müze'ye geldik. Girişi böyle bu şekilde. Çok büyük bir müze değil. Yani bizi çok tatmin etmedi. Girişlerde 30'ları tercih ederseniz. Özgürlük Meydanı'na çok yakın. Bu karşısı da opera ve bale binası. Biz aslında 1 Ocak akşamı için bir event olursa gideriz diye düşündük. Fakat yılbaşından dolayı yokmuş. Yasin'in önerisiyle Kvarts Cafe diye bir yere geldik. Şimdi böyle bir sıra var. Sıra olmasının sebebi de buradaki kızlar kahve bardağını ücretsiz sizin portrenizi çizip öyle veriyorlar. Sıramız geldiğinde bakalım neye beğeneceğiz. Maalesef şansımıza saat 6'da kapatıyorlarmış. O yüzden portre çizimlerini bitirdik dediler. Aman Allah'ım. Bu da dev bisiklet heykeli. Aşkabat'tan buraya getirmişler. Arkasında da böyle güzel bir manzara söz konusu.
Şuradan da Kutaisi Havaalanı'na otobüsler kalkıyormuş. Evet, şimdi Fabrika Hostel'e geldik. Burası eskiden bir dokuma fabrikasıymış. Sonrasında bu aynı konsept, bu arada eskiden Muslar'dan kalma diye biliyorum. Aynı konsept şimdi hostel olarak hizmet veriyor. Aynı zamanda restoran etkinlikleri ve hani hostel şeklinde olması dışında normal private odaları da var. 2 kişilik vesaire. Biz şu an burada kalmıyoruz çünkü geç sezersen yaptığımız için yer yoktu. Ama en azından bir oturmaya geldik. Aynı zamanda burada kalanlar networking açısından da ortak alanların çok keyifli olduğunu söylüyorlar. Fabrikadan otelimize doğru yürürken şöyle tarihi büyük bir dükkan gördük. Burası bir şarap dükkanıymış. Wine Gallery diye geçiyor. Gürcistan'da tarihinden şaraplarıyla ünlü. Eğer tercih ederseniz buraya gelip farklı farklı şarapları deneyip satın alabilirsiniz. Ay biz gözükmüyoruz galiba. Neyse gözüktüğümüz kadar. Bugün yılbaşı gecesi. Yani 31 Aralık. O yüzden geri sayım için meydana gidiyoruz. Tiflis'te meydanda konserler var. Konserler 12'de başlıyormuş. Öncesinde Özgürlük Meydanı'nda geri sayım yapacağız. Sonra da devamındaki bu Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserlere gideceğiz. O yüzden bu saate kadar oteldeydik, oturduk. Şimdi o tarafa doğru geçiyoruz. Birazdan orada görüşürüz. Şimdi yeni yıla girmemize Tiflis'te yaklaşık 15 dakika kadar kaldı. Papaz Efendi veya Başpiskopos bir dua etti. Şimdi ana haberlerde sizinleyiz. Ya burada çok garip bir şey var. Her yerde havai fişek satılıyor. Ve böyle biraz kofti bir havai fişek. Çek hayatım bak şöyle. Böyle çok osuruktan patlıyor. Ama herkes alıp atabiliyor. Elde tutuyorsun konfeti gibi tık tık yakılıyor falan. Biraz tehlikeli geldi gözüme. Her yerde de atıyorlar ama bir yandan da böyle güzel bir enerji katıyor. İnsanı korkutuyor da. Çok garip duygular. Çünkü bu ismeri kimi bilse de sen benim personeliz.